bazı medya organlarında çıkan bir haberde şöyle söylüyor. Deniyor ki işte vakfımızın davetli listesi ele geçirildi, şifreler çözüldü şeklinde böyle klişe laflar var, böyle bir iddia var. Burada işte akademisyenler, sanatçılar, işte bir takım bürokratlar, bunların isimleri yer alıyor diye böyle bir haber yapılmış. Yani sanki çok önemli bir şey ele geçirilmiş gibi. Bilim Araştırma Vakfı olarak binlerce konferans yapmış, sergi yapmış, anma gecesi düzenlemiş, yemekli toplantılar düzenlemiş. Yani çok aktif bir sivil toplum kuruluşuyuz. Elbette ki bir davet listemiz olacak. Elbette ki sevdiğimiz insanlar, dostlarımız, arkadaşlarımız olacak. Bundan daha doğal ne olabilir? Önce bir suçlu ilan ediliyor medyada. İşte deniyor ki bu örgüt deniyor mesela. Yani önüne bir örgüt kelimesi getiriliyor. Ya da şöyle söyleniyor işte FETÖ gibi bir klişe laf gene ortaya atılıyor. Sonra bundan sonra artık arabası olunca örgüt arabası oluyor. İşte bu kişilerin kıyafeti olunca bunlar örgüt kıyafeti oluyor. İşte bu kişilerin evi olursa bu da örgüt evi oluyor. Bu anlayış daha önce 28 Şubat döneminde çok yaşadık. Çok insan bunun acılarını çekti. Son dönemde yine FETÖ kumpasları bu tür asılsız haberler üstüne kurulmuştu. Dolayısıyla masumiyet karinesini de göz önüne alınarak hiçbir insan hakkında bir yüksek mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edilmemesi gerekir.